Ey hastalıktan şekva eden biçare adam. Hastalık bazılara ehemmiyetli bir definidir. Gayet kıymetli bir hediye-i ilahiyedir. Her hasta kendi hastalığını o neviden tasavvur edebilir. Madem ecel vakti muayyen değil, Cenab-ı Hak insanı yeis-i mutlak ve gafleti mutlaktan kurtarmak için haf-u reca ortasında ve hem dünya ve hem ahireti muhafaza etmek noktasında tutmak için hikmetiyle eceli gizlemiş. Madem her vakit ecel gelebilir, eğer insanı gaflet içinde yakalasa ebedi hayatına çok zarar verebilir. Hastalık gafleti dağıtır, ahireti düşündürür, ölümü tahattür ettirir, öylece hazırlanır. Bazı öyle bir kazancı olur ki, 20 senede kazanamadığı bir mertebeyi 20 günde kazanıyor. Ez cümle, arkadaşlarımızdan Allah rahmet etsin, iki genç vardı. Biri İlemalı Sabri, diğeri İslam köylü Vezirzade Mustafa. Bu iki zat talebelerim içinde kalemsiz oldukları halde samimiyette ve iman hizmetinde en ileri safta olduklarını hayretle görüyordum. Hikmetini bilmedim. Vefatlarından sonra anladım ki her ikisinde de ehemmiyetli bir hastalık vardı. O hastalık irşadıyla sair gafil ve feraizi terk eden gençlere bedel en mühim bir takva ve en kıymetli bir hizmette ve ahirete nafi bir vaziyette bulundular. İnşallah 2 senelik hastalık zahmeti milyonlar sene hayatı ebediyenin saadetine medar oldu. Ben onların sıhhati için bazı ettiğim duayı şimdi anlıyorum. Dünya itibariyle beddua olmuş. İnşallah o duam sıhhati uhrevi için kabul olunmuştur. İşte bu iki zat benim itikadımca 10 senelik bir takva ile elde edilecek bir kazanç kadar bir kar buldular. Eğer ikisi bir kısım gençler gibi sıhhat ve gençliğine güvenip gaflet ve sefahate atılsaydılar, ölüm de onları tarassut edip tam günahlarının pislikleri içinde yakalasaydı, onurlar define yerine kabirlerini akrepler ve yılanlar yuvası yapacaklardı. Madem hastalıkların böyle menfaati var, ondan şekva değil, tevekkül, sabır ile belki şükredip rahmeti ilahiyeye itimat etmektir.